Merhabalar, hoş geldiniz. Koronavirüs sürecinde baş etme kaynakları ile ilgili bir eğitim yapacağız. Bir kaygıları var. Bu kaygıyla birlikte nasıl işlerine devam edebilirler? Nasıl kendilerini bu kaygının aşırı düzeylerinden koruyabilirler? Biz de bu noktada onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bende iki tane erkek çocuk var. Arada bir salonumuz var. Salonda top oynuyoruz, futbol oynuyoruz. Çok güzel. Benim bir 4 yaşında oğlum var. Baba, maskeden bir tane de bana ver, haydi takalım da parka gidelim. Ben artık çok sıkıldım dedim. Beni çok etkilemişti. Bu süreci atlatmak için temelde yapabileceğimiz belli başlı şeyler var. Birincisi kaygıyı kabullenmek. İkincisi bu süreç geçecek. Bunları kendimize hatırlatmak iyi geliyor. Onun dışında biz fiziksel aktivite imkanları, olanakları, alternatifleri öneriyoruz. Hepimiz gibi onlar da acaba virüs kaptı mı endişesi yaşıyorlar. Önlem almayı teşvik eden bir endişe bu. Kendi kontrol algımızı güçlendirmek için ne yapabiliriz? Biz bu kısma odaklanıyoruz. Özellikle şoförlerimizle yaptığımız çalışmalarda. Çarpıntı yaşamak, aşırı terlemek, belli kas gruplarında ağrı gibi bir takım belirtileri var kaygının. Dolayısıyla nefes egzersizi yaptığımızda aslında bu belirtilerle bedenimiz arasında bir mesafe koyabiliyoruz ve kendimizi sakinleştiriyoruz. Katkılarınız için çok teşekkür ederim tekrardan. Eğitimlerimiz bu şekilde online olarak telekonferans yöntemleriyle devam edecek.